Kredi Yurtlar Kurumu'na kredi borcu birikmiş milyonlarca gence müjdeli haber evet verildi. Sadece ana para ödenecek. Ancak iktidar ve muhalefet arasındaki faiz tartışması bitmedi. İlk olarak Kılıçdaroğlu 10 Temmuz'da gündeme getirdi. Borç yükü altında isyan eden gençlere faizli borçları ödemeyin. Biz iktidara gelince hepsini sileceğiz dedi. 5 gün sonra da Erdoğan biz çalışmamızı yapıyoruz. Gençleri faize kurban etmeyiz restiyle karşılık verdi. Sosyal medyada da borçları kim çözüyor tartışması büyüdü. KYK borçları düellosunda bakın neler yaşandı. Genel Başkanımız gençlere Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının faizini ödemeyin. Biz gelince bu faizleri sileceğiz dedi. Beylerin yine paçaları tutuştu. Akıllarına birdenbire Kredi Yurtlar Kurumu borçları geldi. Bay Kemal utanmadan sıkılmadan faizden bahsediyor. Eğer sıkıyorsa gel kendin bunu ispatla. Merak etme Bay Kemal takdir peşinde değildir. Faizlerin hepsini silin. Geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim. İktidarla muhalefet arasında son günlerin en hararetli tartışma başlığı KYK kredi borçları. Milyonlarca gencin gözü kulağı kabine toplantısına kilitlenmişken iktidarla muhalefet karşı karşıya geldi. KYK borçlarını kim çözdü ve faiz tartışması alevlendi. Haftalar öncesinden ilgili arkadaşlarıma talimatlarımızı verdik. Çalışmaları başlattık. Bakalım bu akşam göreceğiz. KYK faiz borçlarını hepten silecekler mi? Yoksa burada da yine eksik iş yapıp trolleriyle algı oluşturmaya mı çalışacaklar? Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. KYK borçları ana parası ve faiziyle tamamıyla silinmelidir. Sosyal bir devlet gençlere borç değil burs verir. İlk çıkışı 10 Temmuz'da Kılıçdaroğlu yaptı. Gençlere KYK kredi borçlarınızı ödemeyin. İktidara geldiğimizde biz faizlerini sileceğiz dedi. 13 Temmuz'da Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan çalışma yapıyoruz, hazırlıklarımız tamam açıklaması duyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 15 Temmuz'da gençlere KYK müjdesi için kabine toplantısına randevu verdi. Sosyal medya üzerinden de tartışma alevlendi. Kılıçdaroğlu KYK borçları ile ilgili bakanlık düzenlemesinden sonra CHP'nin harekete geçtiği iddiasına sosyal medya paylaşımından alıntıyla cevap verdi. Erdoğan'a seslendi. Yine tutuştun trollerle algı peşindesin Erdoğan. Bir de aklınıza gele gele tırnakçı Kemal etiketi gelmiş. Bay Kemal çıkmış faiz yükü bindiriyormuşuz. Ya faizin en büyük düşmanı biziz. Allah aşkına aklınız bugüne kadar neredeydi? Gençlerin KYK borcunu görmek için Bizi mi beklediniz? Öztrak KYK kredi borçlarının faizlerinin silinmesini CHP gündeme getirdikten sonra iktidarın harekete geçtiğini savundu. Erdoğan çalışmamızı haftalar öncesinden başlattık dedi. Faiz üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Bay Kemal utanmadan, sıkılmadan faizden bahsediyor. Eğer sıkıyorsa gel kendin bunu ispatla. Kimden faiz almışız? Bunu ortaya koy ne diyelim taklitler aslını yaşatır. Onun için biz iktidara gelir gelmez milletten alınanları tas tamam milletimize geri vereceğiz. Tarafların KYK düellosunda kredi borçlusu 3 milyon üzerinde genç kabine toplantısından sonra rahatlatan açıklamayı duydu. Siyasette ise tartışması büyük oldu tartışması büyük. Aynı zamanda bir izleyicimiz de birçok kişinin merak ettiği gibi şöyle diyor. Gençler için çok sevindim. KYK borcu olanlar için olması gereken sorunu yaratıp çözdük diye böbürlenmek değil, sorunu hiç yaratmamak, yaratmamak. Ben bitirdim. Geri almasam da giden gitti ama özellikle bugünün Türkiye şartlarında borcunu ödemişlerin faizi de geri verilmeli diyor. Böyle bir mağduriyet oluştu faizini şimdiye kadar ödemiş olanlar için. Aynı zamanda kaynak ne? Nereden karşılanacak bunu bilmek istiyor tabi tüm vatandaşlar devam edelim